Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve salatu ve selamu ala seyyidina Resulillahi ve alihi ve sahbihi ve men vela. Allah subhanahu ve teala İmam-ı Kuşeyri'nin eserlerinden, ilimlerden bizge menfaat versin. Ve bu yerde zikir kılın yekken meşayihlerinin sözlerinden hem. Ötken sefer bevadih ve hücum nok diyen, kalp kekele diyen, hatırlar, marifetler, bir kalpte bir yarış fayda buluşu. Endi yangi istiloh, bugungi istilohda talvin va tamkin deyildi. Takror-takror aytamiz, bu istilohlar bir safar u tomondan qarab, bir safar bu tomondan qarab bitta narsani aytishi mumkin. Bir odamga qarab, bu odam tog'a va amakimi desangiz, tog'a desa ham bo'ladi, amaka desa ham bo'ladi. Mahmudga nisbatan tog'a, Ahmadga nisbatan amaka bo'ladi. Misol uchun. Bu odam otami, bolami desangiz, ota ham bola ham bo'lishi mumkin. Bolasini otasi, otasini bolasi bo'ladi. Bu odam o'zbekmi, musulmonmi desangiz, o'zbek ham musulmon ham bo'lish, musulmon ham bo'ladi. Irqi jihatdan o'zbek, dini jihatdan musulmon, va hokazo. Turli jihatdan qaraganda turlicha nom oladi bitta narsa. Ba'zan istilohlarda shunaqa takror ma'nolar takrorlanadi. Hozir bu kishi aytmoqchi bo'lganlari talvin. Talvin o'zi rang berish degan yoki ranglanish, turlanish ma'nosida bu yerda. Tuslanish ma'nosida. Tamkin bo'lsa o'rnashish degan. Talvin tuslanish, tamkin o'rnashish. Talvin hol egalarining sifatidir. Tamkin bo'lsa haqoiq egalarining sifatidir. Bu nima degani? Talvin soliklarga ya'ni nafsi tarbiyasida hali mashg'ul bo'lib turgan, hali nafsini to'la tarbiyalab bo'lmagan odamni holat talvin. Bir holatdan ikkinchi holatga, bir tusdan ikkinchi tusga o'tib boradi. Tamkin o'rnashgan degani haqoiq egalarining sifatidir degani nima degani haqoiq egasi? Ya'ni nafsni haqiqatiga yetgan, ma'rifatni hosil qilgan kishi, nafsini tarbiyalab o'zini haqiqatiga yetgan kishi. Yani Allah subhanahu wa ta'ala istegen haqiqatke yetken kişi. Şimdi şu noktaya nazardan etledi ki talvin saliklerini halatı temkin vasillerinin halatı. Vasil degen Allah'a yetişken degen. Yetişiş degen de elbette Allah subhanahu wa ta'ala'ya barıp koşuluş degen emez bu. Bazı bir kişiler öyle gendik. Yani Allah ta'ala onu içine düşer degen emez hulul akidesine göre. Yetişiş olmaz. Yetişişten murat bende Allah Ta'ala'ya yakın buladı. Allah Ta'ala'nın marifetini tola hasıl kıladı ve tola bendege eylendi. Zahırı da hem batını da hem Allah Subhanahu ve Ta'ala'ya kılaf bendelikke muhalif bugünlerse kalmaydı. Tola saf Allah şu ruhu yaratken payetteki fitretini hasıl kıladı. Şu temekküm buladı. O şu nefsi mutmainne. Şu adam haqiqatga yetgan bo'ladi. O'sha odamni holatiga tamkin deyiladi. Fa ma dama al-abdu fi at-tariq fa huwa sahibu talwin. Banda modom yo'lda ekan, qaysi yo'lda? Nafs tarbiyasi yo'lida. Ekan u talvin, ya'ni tuslanish holatida davom etadi. Chunki u bir holatdan ikkinchi holatga, bir vasfdan ikkinchi vasfga o'tadi. Va yakhruju min marhalin ve yahsulu fi marba'in. Marhal degani safarga otlanadigan joy. Yo'lga chiqiladigan port misol uchun. Yoki bekat. Marba degani bahorda borib dam oladigan joy. Ya'ni odam uydan chiqib bahorda yoki yozda masyaf deyishida bir joyga borib dam oladi. Xuddi shunaqa musofirga o'xshaydi, solik. Solik shu musofirga o'xshaydiki o go'yoki harakatga tushgan nafsining islohiga, go'yo yo'lga chiqqan odam shu odam. Qachonki to'la isloh qilib bo'lganda maqsadga erishgan bo'ladi, xuddi musofir bir manzilni ko'zlab yo'lga chiqqanda, manzilga yetganda maqsadga erishgani kabi. Shu nuqtai nazardan o'xshatiladi yo'lovchiga. Solik ham o'zi yo'lovchi degan. Solik modam o'sha yo'lda ekan, o'zini tarbiyasi yo'lida ekan, u talvin holatda bo'ladi, iloji yo'q. Tuslanish holatda bo'ladi, ya'ni bir holatdan ikkinchi holatga o'tadi yoki qaytadi, yana joyiga keladi yoki o'sib bunisidan unisiga o'tadi.
O narsalarni biz yuqorida o'tdik, yana keladi. Masalan, tavba. Tavba bitta maqom. Biz tavba qilamiz, astagfirullohal azim va atubu ilayhi deymiz. Hatto ba'zi Hanafi olimlar aytganki, va atubu ilayhini tavbasi haqiqiy bo'lmasa aytmaganim ma'qul, aytish makruh deyishgan. Astagfirullohal azim. Robbi g'firli va tub alayya, Robbim meni kechirgin va meni tavbamni qabul qiling. Tub alayya. Menga tavba bergin. Tavbamni qabul qiling degan ma'noda duo bor. Va atubu da men tavba qilaman degan da'vo ham borda endi. O'z tavba qilish duosi, lekin ostida tavba qilishingizni bildirishingiz ham bor. Men Alloh taolo tomoniga qaytaman degan. Ba'zi hanafiy olimlari aytgan ekanki, haqiqiy ichidan nadomat chiqib turib aytmasa, va atubu ilayhi aytmasin. Alloh kechirgin deb turaversin. Deyishgan ba'zilar, endi hamma emas. Bu yerda biz aytmoqchi bo'lgan nuqta nima? Bu yerdagi nuqta banda tavbasi haqiqiy bo'lishi lozim bo'ladi. Endi shu tavba bir qilib, yana bir oz muddatdan keyin yana eski holimizga qaytib, bir g'azabimizni tartibga solib, yana qaytib g'azab tiklanib, o'zimizni ishonmaydigan bo'lib qolib, bir halim bo'lib, vazmin bo'lib, bir yana jizzaki bo'lib, bir rizq g'amini yemaydigan xotirjam bo'lib, yana 3 kundan keyin yana rizqni tashvishini yeb g'amga tushadigan bo'lib, bir dunyoni matosini kichkina sanab, bir arzimas narsaga o'zimizdan ketib qolamizda, bu tavba mukammal bo'lmaganini belgisi. Mana shu tuslanish, bir unda bir bunda bo'lib turish, bu nafs lavvoma holatida turgan, hali tarbiyani to'la olmagan. Bu holatda inson qaytib ketishi ham mumkin. Bir muddat, masalan bir yil, yarim yil yaxshi ibodat qilib, sekin sekin namozda xushu yo'qolib, sekin sekin jamoatdan qolib, sekin sekin namozda o'zi ham birinchi bomdodga uxlashni boshlab, undan keyin keyingi namozlarga ham beparvo bo'lib qaytishi mumkin inson. O'shaning uchun bu holat talvin holati, tuslanish holati solihda bo'ladi. Shuningdek, u faqat oldiga qarab yurganda ham tuslanadi. Tavbadan, tavba holatidan chiqadi, tavbani mukammal qiladi, tavbada maqom hosil qiladi, tavba haqiqiy bo'ladi. Gunohdan gunohga qaytmaydi birortasiga. Keyin qo'shimcha fazilatlarni hosil qiladi, tavakkulni hosil qiladi, rozilik maqomini hosil qiladi, zuhudni hosil qiladi va hokazo ketaveradi. Unda ham bu holat bir holatdan ikkinchi holatga o'tayotgan bo'ladi baribir. Orqaga qaytish bo'lmasa ham, yuqoriga ko'tarilish bo'lganda ham eski holatni tashlab keyingi holatga o'tgan bo'ladi. Eski holatni tashlab uni tark qilib undan chiqib emas, uni o'zlashtirib endi mashg'uloti yangi ishda bo'ladi. Tavba joyida turadi. Zuhudni hosil qildimi, keyin masalan tavakkulga o'tadi. Zuhud qo'ldan chiqib ketmaydi, zuhud ham turadi. U odamning qalbiy sifatlari orasida. Tavozuni hosil qiladi. Endi undan keyin hilmni hosil qiladi. Bu bittasiga yillar ketishi mumkin, Alloh agar tavfiq bermasa, bu qiyin narsalar. Osonchi, oson yechmaydi, u tasavvur oson. Gapirish ham oson. Lekin tatbiq qilib o'zida hosil qilishingiz oddiy, masalan halimlik, hilm. Bugun biz siyratda o'tdik, Rasul akram alayhisolatu vasallamni hilmlari to'g'risida. Halimlik biz ko'pincha yumshoqlik, yuvoshlik deb o'ylaymiz. Unaqa emas. Halimlik, vazminlik. Biroq sizni so'ksa, so'kib javob qaytarsangiz, sizda hilm yo'q. İki metre söktü, çıdadım, üçüncüsü de çıdanmadım, yana söküp vardım deseyiz, uyan hilinmez. Yani ki sizge burası zulüm kısa, zulümüge zulüm bilen cevap verirsiniz. Aziyet birse aziyetige aziyeti bilen cevap verirsiniz. Sökse söküşüge cevap verirsiniz. Bakırsa sizden bakırsa diyen bu siz. Ki onu yamanlaşken hakkınız yok, sizden bir kıl adamız aslı. Fakat başıda kim başladı diyen soru kaladı olası, ikili tabiat bir kıl. Müsabakada kim yuttu diyen nasıl var? O şimdi o başladı deyirsiniz mümkün, uyan bu başladı dedi aslında. Lekin tabiat bir xil. Bu odamda hilm yo'q. Hilm yumshoqlik emas, hilm vazminlik. Vazminlikdan kelib chiqqan muloyimlik. Qo'rqoqlikdan kelib chiqqan yoki ojizlikdan kelib chiqqan, tortinchoqlikdan kelib chiqqan muloyimlik emas, balki vazminlikdan kelib chiqqan. Birov kelib baqirsa, baqirmaysiz. Haqorat qilsa, haqorat qilmaysiz. Zaynul Obidin Hazreti Ali'nin abilelerini aldığı kelip bir kişi, sen ona kasan, buna kasan, ona kasan, buna kasan diye yamallak yaptı, bir fiyelik yapıp koyan iken. O kişi karak durdular, yapıp görenden keyin
birodar rahmat senga, shunchalik meni taniganingga rahmat. Ammo lekin meni yaxshi tanimarkansan, menda sen bilmagan ham yomon sifatlar bor hali. Sen bilganlaring hali hol va suv. Lekin shunchalik meni tanib o'zimga eslatganingga senga men tashakkur qilaman deb egnlaridagi tonni yechib hamyon bergan ekan. Hamyonda tilla bor ekan, bergan ekanlar. Mana shu senga mendan hadya. Shunchalik meni tanib e'tirof etganingga rahmat. Deganda haligi odam ashhadu annaka valadu rasulillah. Allohga qasamki sen rasulullohning avlodidan bo'lsan. Chunki u kishining axloqi degi bu darajani u kishining avlodidan boshqasidan kutish qiyin. U odam qaytib so'kmaydi endi. Bir-bir maqtaydi endi to'nni kiygan, tillani olgan. O'sha odamni so'kishiga so'kish qaytarsa davom etaveradi u. Lekin u odamni so'kmaydigan qilib qo'ygan, quvvat shu yerda. Qaytib so'kmaydigan qilib qo'ygan. Va u odamga tenglashib uni so'kkan emas, haqorat ham qilgan emas. Mana bu hilmdan shu. Berganlari keyin to'nlarini saxovatdan. Ammo o'sha darajada sabr qilib turishi hilmdan. Lazmi hilm shu. Alloh taologa bandalar osiylik qiladi. Agar Alloh subhanahu va taolo bandalarini bizni qilgan qilmishimizga har biriga yarasha jazoni agar beradigan bo'lsa, bizni o'zimiz emas, bizni kasofatimizdan boshqa jazolar ham yo'qib ketadi. Alloh taolo qo'yib beradi. Allohni inkor qilganni ham qo'yib beradi, rizqini ham beradi, umrini ham beradi, sihhatini ham beradi, hamma so'raganini qilib beradi. Bu nimadan? Bu hilmdan shu. Allohu alimun halim. Alloh taolo halimdir. Shuningdek bu hilm sifati qudratdan kelib chiqadi, quvvatdan. Quvvati bo'lmasa odam iztirobga tushib javob qaytarib qo'yadi. Hozir bir marta shunday qildi, hozir indamasam keyingisida ustimga chiqib oladi deydi, teng bastashaman deb qoladi. Toyinki uni to'xtataman deydi. Keyin intiqom o'ch olish hissi paydo bo'ladi, keyin bir barobarini ikki barobar qilib qaytaradi keyin. Bitta so'kishni ikkita qilib, to'rtta so'kishni sakkizta qilib qaytaradi. Bir kaltani o'n kalta qilib. Bu o'sha kishida hilm shakllanmaganini belgisi. Endi shu hilmni shakllantirishni bir tatbiqqa kirgizib ko'ringda o'zingizga. O'ta qiyin narsa. Juda qiyin narsa. Hilmni shu tarzida tushungandan keyin. Endi yumshoqlikda men yuvoshman deb aytishingiz mumkin, yo'q, u yuvoshlik emas bu yerda. Bu yerda qudrat bo'lib turib, qodir bo'lib turib, siz hissiyotingizga hakam bo'lasiz va tasarrufni to'g'ri qila olasiz. Shoshib tasarruf qilmaysiz. Ashobi kiromning oralarida Hazrati Usmon hayo bilan qanday ko'p vasf qilingan bo'lsalar, Hazrati Muoviya roziyallohu anhu hilm bilan shunday vasflanganlar. O'ta oqil, o'ta halim kishi bo'lganlar, o'ta vazmin. O'shuning uchun siyosatda kuchli bo'lganlar hilmidan. Hilm bilan ko'p maqtashgan Muoviya roziyallohu anhu. Demoqchimizki, demak, kishi doim modomiki o'sha sifatlarini hosil qilib, shu bilan birga o'zini tarbiyalash bilan, axloqini to'g'irlash bilan birga bitta-bitta maqomlarini hosil qilib borar ekan. Yuqori quyida keladi. Keyingi darslarda taqvo, zuhud, varo, munojot va hokazo. Shularni o'zlashtirib borar ekan, bir holatdan ikkinchi holatga o'tadi. Oldingi holatni yo'qotmagan holda zuhudni hosil qiladi. Zuhudni yo'qotmagan holda tavakkulni ham o'zida o'zlashtiradi. Tavakkulni o'zlashtirgandan keyin rizoga o'tadi masalan. Qalbida rizoni muolajasini qiladi. Haqiqatda rozimi, rozi emasmi? U qanday maqomni qaydan bilasiz? O'zida sinab ko'radi. Masalan, dard keldi. Qalbiga quloq soladi. Qalbida bir rozilik holati qanchalik Allohdan. Musibat keldi. Shunda alhamdulillah Allohga shukr deyapti-yu, lekin ichida alamzadalik yo'qmi? Mana shuni o'zi muolaja qilib o'rganadi va shuni muolaja qiladi. Shunda bir holatdan ikkinchi holatga o'tib, bir maqomdan ikkinchi maqomga, bir sifatni o'zlashtirib, yangi sifatni o'zlashtirishga o'tgani e'tiboridan tuslanuvchi talvin holatida bo'ladi. Tushundingizmi? Qachonki faida vasola tamakkan. Qachonki endi vosillikka yetsa, nafsini to'la tarbiya qilib, nafsi to'la musulmon bo'lsa, qisqaroq aytsak, inson zohirda hamma musulmon, Xudoga shukr. Lekin nafs musulmon bo'lsa, to'la.
Yani onu kalbide Allah Teala'nın iradesinden başka narsa kalmasa ana şu kişi kin mutemekkin buladı. Hakiki temekkünge erişken buladı. Temkinge yani urneşke erişken buladı. İmam Ahmed ibn Hanbel'den sorulganda Tabakat-ı Hanabil'de keledi İbn-i Ya'la'da murid hakkı da soruşken murid kim degen de murid kan diye buladı deyip soruşken de en yekûne kemâ yurid ve yetru kemâ yurid limâ yurid degenler en yekûne kemâ yurid Allah kanaka buluşunu istegen bosa insandan şundak buladı ve yetru kemâ yuridu limâ yurid Allah istegen nerse uçun özünü istegen teşhid Allah Teala'nın isteğiye şimdi otadı ki özünün isteği kalmadı Allah'ın isteğinden taşkardı. Doğru mesela insanda yemek içmekte ihtiyaç, nefsi ihtiyaçlar, cinsi ihtiyaçlar kalmadı o. Lakin Allah Subhanahu ve Teala'nın iradesinden taşkardı çıkmaydı. Allah isteğen, Allah Teala'nın yani hakşıdan, özü hiçbir benden amel Allah'ın iradesinden taşkardı çıkmaydı. Lakin Allah buluşunu isteğen haletten taşkardı çıkmaydı bu ayet-i kerimiz. Allah Teala bendeden talep kılgen suretten taşkarıya çıkmaydı onun nefsi. Şunu murid degenler. Murid kim degende? Murid kan diye boladı dese şunu dedi degenler. Allah istegen değil adam boladı. Ozu istegeni Allah'ın istegeni için terk etedi degenler. Ana şu haletke etken de kişi temekkün egesi boladı. Temkin egesi boladı. Bir şerde ayetledi ki مَزِلْتُ أَنْزِلُ فِي غُيْدَادِكَ مَنْزِيلًا تَتَحَيَّرُ الْأَلْبَابُ دُونَ نُزُولِهِ Senin muhabbetinde hala henüz menzillerge düşüp baramen dedi. Şimdi menzillerge ki düşmeyi türüp aklım hayrette kaladı. Hengmen bu kaladı. Yani seni muhabbetin yorunda bitti menzillerini basıp otuyetmen. Lakin her menzillerini barıp menzillerge düşüşümde hayrette bargan halette düşünme. Yani o şey menzilini haleti beni dehşetke saladı digen. Şunu yok şey yapmadı. Yani bende mesela tevekkülünü hasıl kıladı, zuhudunu hasıl kıladı. Her biri de bende yaşlıgına insan meşakkat çeker. Yapırıp koyuşasan, yapırıp koyuşasan. Lakin onu kollaş anca yine mihnet talep kıladı. Allah'tan tevfik talep kıladı. Biz köpünce okuyumuz mesela Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam Allah için gazap kılardılar, uzları için uç amardılar. Ayşe radiyallahu anh'ın rivayetleri ve sahabeler hem etkiler. Sirette köp gelir. Şunu da uzunumuzda salıp kursak Allah için gazap kılardılar deyip etilgende biz hem Allah için gazap kılarmız bazda. Lekin uyurdu irade kılınganlarsa fakat degen sözü var da onun. O kişinin gazapları fakat Allah için gazap kılış bulardı. O için yanında koşkenler, uzları için uç amardılar diye. Demek o kişinin vücudu Allah subhanahu ve ta'ala'nın iradesine tabiylikke eylengen bulardı. Allah ta'ala gazap kılmadıgınlarsa ki gazap kılmadı. Gazap kıladıgınlarsa ki gazap kıladıgın bulardı. Çünkü eylenedi o kişinin vücudu, insanın vücudu. Bu kalp, bu ruh ki Allah subhanahu ve ta'ala'nın zikri, muhabbeti, marifeti, örnekenini bilgisi. Onu sünni kılıp bulmaydı. Bu işare halası Resulullah Aleyhisselam'ın kalplerinde Allah'ın oranı kançeliğine işare halası. Yani gazap kılmazdılar. İlla Allah'ın gazabı için gazap kılardılar. Ve Allah için gazap kılgenleri de dedi Ayşe radiyallahu anh'a aldılar da birer kişi duralmazdı. Tosuk bulamazdı hiç kim. Yani şu derecede şiddetli bulardılar. Bana bu hadis-i şerifte biz bunu sünni hasıl kılıçından oylasak hatta adaşamız. Peki Peygamberimiz üstüne koyduğun ekenlerde bir yıkılıp koyup kötü aradıkken bulsak onu da ilgeçmeyenken bulamız. Gaha da bizde hem azap oladı. Mesela geçen günde mushafını yakkan gibi okşayan hal etti. Boladı. Lekin bir lav etip uçadık yani. Lekin bizde başka hareketle salış gerek o şey. Kur'an'ını onlar yakan bir diyen koyadıkken hareketini biz yakandan ki cezaya geçişti onun için. Kur'an'ı hem Kur'an'ı ulanan uygulaya diyen haletini biz takdim kılıçımız gerek. Aslında. Bundan ki ulan mail naksa kısın. Lakin bizden nakıslık ötmezlik gerek.
Lekin ondan başka o'rinlarda ham Alloh uchun g'azab qilish bo'lish kerak. Yonida nafs bo'lmasligi kerak. Ko'pincha ko'p biz g'azab qilamiz degan paytimizda yonida nafs bo'ladi. O'zimiz bo'lamizda, chunki o'zimizni tushunch, u qaydan bilasin? U sizni tushunchalaringizga cheklanib qoladi. Shariatning me'yorlariga emas. Sizning tushunchalaringiz, o'zingizning tuyg'ularingiz, masalan birov sizni kaltaklagan bo'lsa, o'sha kaltaklagan odamni yomon ko'rasiz. Lekin Alloh uchun yomon ko'ryapman deb qo'yasiz-ku. Yoki sizga teskari gap gapirsa, teskari chiqqan uchun yomon ko'rasiz o'zi aslida. Lekin Alloh uchun yomon ko'ryapman deb qo'yadi. Alloh uchun g'azab qilyapman deb qo'yadi kishi. Ammo tahlil qilsa, xuddi o'sha ishni o'sha odamni suratdagi boshqa odam yomon ko'rmayotgan bo'ladi. Boshqaga g'azab qilmayotgan bo'ladi. Shundan chiqadiki, u odamdagi u odamga nisbatan sizdagi g'azabda o'rtada nafs bor. Lekin shariat qog'oz bilan o'ralgan bo'ladi. Ko'rinishda. Buni tahlil qilib topish o'ta qiyin narsa. Ammo Rasul akram alayhisolatu vasallamdagi holat to'la Alloh subhanahu va taoloning rizosiga va irodasiga, xohishiga vujudlari to'la tobe bo'lganini belgisidan haliga g'azab. Ana shu holatni hosil qilish o'sha tamakkun bo'ladi. Tamakkunni bitta nimalardan, suratlardan, tamakkunni alomatlaridan bittasi shu. Shuncha aytiblarki, va sohibu talwini abadan fi ziyada va sohibu tamkini wasala thumma ittasal. Endi talvin egasi, ya'ni solik, hali nafsini tarbiya qilish yo'lida ketayotgan odam doimiy, ya'ni doimiy suratda o'sishda bo'lib boradi. Yuqorida aytganimizdek. Ammo tamkin egasi bo'lsa, u odam vosil bo'lgan bo'ladi va tutashgan bo'ladi. Tutashgan degani Allohga yetishgan degani. U yetishish ma'nosi nima desa, uni alomati shuki, o'zining borlig'idan mutlaqo masvo bo'lgan bo'ladi. O'zini ulush qolmagan bo'ladi o'zida. To'la Alloh subhanahu va taoloning yodi bilan, xohishi bilan, Alloh subhanahu va taoloning zikri bilan qolgan bo'ladi u kishi. Boshqa biror narsani qiziq qolmaydi. Mashoyixlar aytadilarki, toliblarning safari nafslarini egallaguncha bo'ladi. Nafslarini egallaganlarida, egallaganlarida ular vosil bo'ladilar. Toliblarning safari nafslarini qo'lga kiritguncha bo'ladi. Nafsni qo'lga kiritganda ular yetgan bo'ladilar manzilga. Va shuncha aytiladiki, safar masofasi qancha desa, nafs masofasicha deyiladi. Nafs masofasicha, ya'ni nafsni tarbiya qilish masofasicha bo'ladi safar. To'la shariatga bo'ysungan paytda qalb, nafs ana unda kishi vosil bo'ladi. Allohga yetish degani shu bo'ladi. Muhammad ibn Munkadir aytganlarida 40 yilda nafsimni egdim deganlar. Endi biz o'zimizga o'zimiz farishta ko'rinaveramiz. Lekin 40 yil ham ketadi mana bir. Men o'tgan yildan beri ancha yaxshiman deyishimiz mumkin. Lekin biz hali nafsni yaxshi tanmayotgan bo'lamiz. Ko'pincha Alloh uchun deb aytayotgan narsalarimiz yonida nafs turgan bo'ladi. Yonida qanaqadir o'zimizni nasibamiz turgan bo'ladi. Mengachi, menga ham nimadir bormi degan narsa turgan bo'ladi. To'la Alloh taologa taslim bo'lishni yonida taslim bo'lish to'la bo'lmaydi-da, yonida nimadir turgan bo'ladi. O'shaning uchun nafsni tarbiyasi qiyin deydi. Ali Muhammad ibn Munkadirga 40 yil ketgani shundan. Yuridu bihi inqinasa ahkamil bashariyati va istila'a sultanil haqiqa fa idza damat bi 'abdin hadhihi al hala fa huwa sahibu tamkin. Ya'ni yuridu bihi dan murod nima? Safar. Safardan murod nima desa, bashariy hukmlarning mutlaqo yo'q bo'lib ketish. Bashariy hukmlar nima? Insonning nafsidagi istaklar. U degani masalan, ovqat yemaydigan odam bo'lib qoladi degani emas. Ovqat yeyasiz. Oila quraverasiz, farzand ko'raverasiz. Maza qilib yashayverasiz. Lekin nafsingizda Alloh subhanahu va taoloning hukmiga norozi yoki bo'ysunmagan birorta narsa qolmaydi. Masalan, tahajjudda zo'rsiz, misol uchun. Sunnatga to'la amal qilyapman deyapsiz. Masalan,
suratingizni o'xshatdingiz. Tinimsiz zikrda yuribsiz. Hajam qildingiz, hamma amalni qildingiz, sadaqotlarni qildingiz. Bir kun onangiz bir ishga buyurdi. Yomon ish emas, yaxshi ish. Mol ol keldi. Demak, nafsingiz hali tarbiya topmagan bo'ladi. Yaxshi yuribsiz, hamma bilan axloqingiz go'zal, juda chiroyli. Sunnatga muvofiq go'yanki axloqingiz suratda. To'satdan bir kishi sizga yoqmaydigan gapni gapirib, sizni haqorat qildi. Darrov asabiylashib javob berishga o'tsangiz, demak, har nafs tarbiya topmagan. U har lahzada chiqishi mumkin. Yoki jamoat namozi. Erindingiz namozga chiqishga. Demak, nafs tarbiya topmagan, sunnatga erinyapti. Mana shu holatlarda biz o'zimizni sinab ko'rishimiz mumkin. O'zimizga bo'lgan munosabatda, Allohga bo'lgan munosabatda va odamlarga bo'lgan munosabatlarda. Ana shunda bizni bashariy o'zimizni masalan g'azab, birovga gapini o'tkizish, birovdan keksa qilish, birovni yomon ko'rish, kimgadir masalan deylik ichida kuyunish paydo bo'lish, kimdir mensimaslik qalbimizga kirib qolishi, kimdir tahqirlash ichimizda. Shu narsalar paydo bo'lsa, demak, bu nafsimizda hali hayvoniy sifatlar turgan bo'ladi. Bashariy deyishda murod, bashariy ahkom deyishda murod shu. Bashariy nimaga bashariy ahkom? Shu narsalar tarkib qilingan insonga hisob qo'yilgan. Shulardan tozalanish kerak. Kimdadir qancha, kimdadir oz, kimdadir ko'p. Kimdir ota-onasidan o'tadi, kimdadir jamiyatdan shakllanadi, kimdadir oilada shakllanadi, har xil. O'sha sifatlar, har xil sifatlar bo'ladi, o'shunaqa yomon sifatlar, Allohga yoqmaydigan. Ana shular inxinas degani o'shlar bitta-bitta parchalanib yo'qoladi. Yo'q bo'lganda, yo'q bo'lishi va Sultonul haqiqa degani Alloh subhanahu va taoloning yodi, Alloh subhanahu va taoloning zikri, Alloh taoloning muloqabasi degan ma'nodir. Botindagi Alloh subhanahu va taologa bo'lgan bog'lanishni Sultonul haqiqa deyishadi. Chunki yagona haqiqat Alloh asli. Hazrat Rasul akram alayhi salatu vasallam shoirlarning to'g'ri aytgan gapi deb turilma deganlar Ala kullu ma khalallaha batilu. Allohdan boshqa hamma narsa botildir degan baytda aytgan. Masalan aytganlar. Ya'ni Allohdan boshqa hamma narsa botildir degan yolg'iz Alloh haq degan. O'shandan olinadiki, bandani qalbida, ruhida, vujudida Alloh subhanahu va taoloning amri yodidan boshqa narsa qolmasa, u odamda haqiqat saltanati o'rnatdi deyiladi. Ya'ni Alloh taoloning saltanati o'rnatdi. Chunki yagona haqiqat Alloh haqiqiy haqiqat. Boshqa narsalar ham bor mavjud, lekin Allohning borligi bilan bor ular. Borligi o'zidan emas. Ana shunda u odamda mana bashariy hukmlar degan haligindek turli shariatga xilof bo'lgan, sunnatga xilof bo'lgan sifatlar ketadi va Alloh subhanahu va taoloning saltanatigina qoladi uni vujudida. Masalan Anas ibn Malik radhiyallohu anhu ga Rasul akram alayhi salatu vasallam aytdilarki, ertalab uyg'onarsan, ey bolam dedilar. Ya bunaga. Ertalab uyg'onarsan, qalbingda biror bir kishiga nisbatan biror narsa bo'lmasin dedilar. Biror narsa. Ya'ni hech kimdan xafagarchilik, gina, kudurat yoki adovat yoki boshqa illat bo'lmasin qalbingda hech kimga nisbatan. Wa hadihi sunnati dedilar. Mana shu meni sunnatim dedilar. Sunnat u shakl emas faqat. Sunnat u faqat baqir chaqir qilib gapirish emas. Mana shu sunnat, bu sunnatimdir deb ta'kidlab aytganlar juda kamdan kam narsani bu meni sunnatimdir deb ta'kidlaganlar. Odamlar qara bo'lganlar Rasululloh sunnatlarini, lekin bu meni sunnatimdir deb ta'kidlaganlar hamma amalni ta'kidlamaydilar, chunki hamma amallar sunnatligi ma'lum. Faqatgina o'rta muhimlarini ta'kidlab qo'yadilar. Shu meni sunnatimdir deb qo'yganlar. Masalan shu sunnatni qalbda hosil qilish uchun qalbingizda biror bir kishiga nisbatan hiqit, gina, xafagarchilik yoki alamzadalik qolmasligi kerak. Ko'pchilik haqni aytyapman deb baqirgan paytda ham yoki Alloh uchun gapiryapman deganda ham e'tibor qiling, alamzada bo'ladi aslida. Uni turtib kelsa Alloh bo'lmaydi. O'zini og'riq chekkani bo'ladi. Alloh uchun deyaveradi.
Lekin ya o'zda ya birovda ko'rgan azordan alamlangan bo'ladi, alamzadalikdan bo'ladi. Yo, alamzadalik emas, balki Alloh subhanahu va taoloni o'zining yodi bilan, Allohning xohishi bilangina harakatlanadigan holatga kelish kerak. Shunda uni bashariy haligi shunaqa o'ziga xos nafsiy sifatlari ketgan bo'ladi. Hammasi nafs bo'ladi shular. Shu istaklarda hammasi nafsdan yoki hayvoniy nafsdan yoki shahvoniy istaklardan bo'ladi. Shular hammasi ketgan bo'ladi, o'rniga haqiqat saltanati o'rnagan bo'ladi. Ya'ni Alloh subhanahu va taoloning saltanati u kishining vujudiga o'rnagan bo'ladi. Allohning saltanati o'rnaganini belgisi nima? Bu odamni nafsida Alloh taoloning na kavniy hukmlaridan birortasiga, na shar'iy hukmlaridan birortasiga qalbida zarracha norozilik yoki malollanish yoki e'tiborsizlik qolmaydi. Ana fa iza damat bi abdin hadhihi al-hala. Mana shu holat endi bardavom bo'lsa bir kishida fa huwa sahibu. Ana o'sha odam tamkin egasi. O'sha odam mutamakkin bo'ladi. Ya'ni komil musulmon bo'lgan bo'ladi biz tilimizda aytgan. Musulmon uchun da'vo qilish oson. Sakam 2 millat musulmon bor. Lekin komil musulmon chi? U komil musulmon Alloh taoloning dinini o'zida aks ettiruvchi kishi bo'ladi, gapiruvchi emas faqat. Sunnatni baqiruvchi emas, balki sunnatni yashovchi kishi bo'ladi u. Endi o'sha demak, talvin yuqorida aytganimizdek, o'zgarish bo'ladigan bo'lsa, ikki xil tushuniladigan. Birinchisi qaysi? O'zgarish qaysidir holatni hosil qilib, keyin yana yo'qib qolish. Menga ko'pchilik kelib hozir aytadi, men birinchi namoz o'qigan paytimda yoki palon yili talab ilmiy kirgan paytimda boshqacha muhabbatim bo'lardi, qalbimda boshqacha huzur bo'lardi, Allohga yaqinlikni his qilardim. Hozir shuni yo'qotib qo'yganman dedi. Shu talvindan. Ya'ni bir yaxshi sifatni hosil qilgan, lekin shuni yo'qotgan. Ko'pincha o'ziga baho berishdan ketadi. Men o'shga o'ziga aytdim bir nechtasiga. Oldin Allohga har bir amalimda yaqin bo'layotganimni his qilardim. Hozir yo'q dedi, o'ziga baho bergansiz dedi. G'olib shuni qo'lladi. Kimiki o'ziga baho berib qo'ysa, mana men ko'tarilyapman deb Alloh taolo olib qo'yadi inoyat. Shu narsalarni o'rgatish uchun, bilsin uchun mana u istilohlar o'tilyapti. Keyin odam topolmaydi. Zikrni ham, masalan, siz o'ylamangki, la ilaha illalloh ming marta aytsam qalbim tozalanib qoladi. Tozalanmaydi. Alloh tozalamas. Bu demak talvinni bitta holati, o'zgarishni. Ikkinchi talvinni ikkinchi ta'rifi u o'sish natijasida bir holatdan ikkinchi holatni o'zlashtirishga o'tishi bilan unda tuslanish paydo bo'ladi. Bu faqat ziyodalikda o'sish bu. Faqat ziyodalikda o'zgarish bu. Haligindek orqaga qaytib o'zgarish emas. Bundagi o'zgarish faqat o'sish bilan o'zgarish. Bu talvinning ikkinchi shakli. Ya'ni ikki xil o'zgarishni ikki xil tushunish mumkin. Hosil qilgan narsasini yo'qotish bilan tushunish mumkin. Bir undoq bir bundoq bo'lib turlanish bilan bo'lishi mumkin. Yoki ikkinchisi faqat oldiga qarab o'sib borib, o'zini nafsini tarbiyasida oldiga qarab borish bilan oldingi holatdan yangi holatga o'tish bilan o'zgarish talvin hosil bo'lishi. Abu Ali daqiq aytgan ekanlarki, Musa alayhissalom talvin egasi edilar. Alloh subhanahu va taolo bilan gaplashib qaytganlarida yuzlarini yopishga muhtoj bo'ldilar deydi. Shunday xabar bor ekan. Ya'ni Musa alayhissalom qaytganlarida yuzlarini yopib keldilar. Chunki o'sha tajallidagi tajalli holatida Alloh taolo bilan gaplashganlarida u kishidagi yuzlaridagi o'zgarish hali ketmagan edi. Ammo Rasul akram alayhissalotu vassalom Miroj kechasi lahzada borib keldilar. Lekin hech narsa, hech qanday o'zgarishsiz ertalab hech qayerga bormagandek uyg'ondilar va kishilarga ro'para bo'ldilar. Bu kishi tamkin egasi edilar deydi. Lekin bu gapda mulohaza bor. Birinchidan Musa alayhissalom o'sha yuzlarini o'rab kelganlari haqiqatda sobit bo'lganmi? Shuni oldin rivoyatini o'rganish kerak. Birinchidan, ikkinchidan u kishi talvin holatida deganda qanaqa talvin u? Ya'ni o'ziga kelib, bu yerda aytmoqchi bo'lgan narsasi shuki,
O kişinin kalbiye keleyken var idiler. İnsanın kalbiye keleyken, Allah Teala tamamından keleyken marifet, Allah Teala tamamından keleyken bir nur, nurlar. Onu özgertilmeyen derecede o adam kuvvet hasıl kıyam oladı dedi temekkünde. Talibinde çünkü özgeredi, tahsil kıldı. Deme etmek için. Şimdi bu yerde peygamberlerin şerlerde bu yapı ayetçi olsanmaz. Abu Ali Dekak'ın yapıları şimdi baş üstüge. Lekin peygamberlerini birilerden ikincilerini üstün koymayırlar diyorlar Resulü Ekrem aleyhissalatü vesselam. Lekin Resulullah'ın üstünleri yap yok. Anne seyyidu veledi Adem deyip etkiler. Lekin biz haligi bir orta peygamberin şanını çürüp koyuşke cüret kımasligimiz için etkiler. Lekin bu yerdeki talibin ne oluşu mümkün? Eğer Abu Ali Dekak'ın sözlerini bir doğru, icabi neticeye almak için olsak böyledi ki bu yerdeki talibinden murat o nergi istilahta etken bir haletten ikinci haletke ötüp ösüp barış hali kemalge etme geldiği denmez. Belki kemalge etken bugünler Musa Aleyhisselam uzu aslı. Yani nefsi terbiye topma geniden bir haletten ikinci haletke ötüye kendimez bu. Düşünürlüğü mü? Bu adam bu kişi bu vakitteki Musa Aleyhisselam deki halet Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam'ın mukabillerinde çalıştırılıyor olsa Musa aleyhissalatü vesselam'daki haletten göre Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam'daki halet benim bugün. Çünkü o kişi kütarıl geldi Osman'a. Musa aleyhissalatü vesselam şu meseledeki turtağını aldı da gebleş geldi. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam haletleri tesirli yok ancak yine. Çünkü kainetten taşkariye çıkıp Allah bilen gebleş geldi. G'ayb olamiga sayr qilganlar. Shunda ham qaytganlar va o'zgarishsiz ertalab tong ottirib odamlarni oldiga o'zgarishsiz chiqqanlar. Ya'ni masalan yuzlarida o'zgarish, ko'zlarida o'zgarish ko'rgan odam sizga nima bo'ldi deb xavotir oladigan holat bo'lmagan. Bu endi Rasul akram alayhisolatu vasallamning ruhlaridagi quvvatni, vujudlaridagi quvvatni balandligi Musa alayhisolamnikidan ham ko'ra deb aytish mumkin. Lekin Musa aleyhisselamdagi holat talvin holati deb uni yuqoridagidek tushunmaslik kerak. Ularga hali tarbiya topmagan odamni tushunishligi talvin emas bu. Tushunarli mabodo talvin deb bu kishining so'zini olsak ham shu yerda maqsadi o'sha bo'ladi. Ya'ni Rasul akram alayhisolatu vasallamni vujudlari Alloh taolodan vahiy qabul qilish, Allohning tajallilarini qabul qilishga salohiyati, quvvatlari baland bo'lgan. Bu bunda shak yo'q. Chunki Şakkı Sadr vakıyası bir neçte madde bugünün şunda. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın vücudlarını Allah Ta'ala bilen yolu kışka tayarlengen. Miraçdan aldıran kılıngen. Şakkı Sadr vakıyası. Yine şu bilen birge dediler. Ebu Ali Dekkak yine bir tane misal keltiler dediler. Yusuf aleyhisselamın kıssasını misal kılardı. Bu bizge tasavvurunu yakınlaştırır için olas. Yusuf aleyhisselamın Züleyha yaxshi ko'rib qo'ygan paytida shahardagi ayollar gap qilishdi. Bu Aziz Misrning ayoli o'zini quliga, xodimiga oshiq bo'lib qopti. Yosh yigitga. Deb gap so'z qilishdi. Fitna qilishdi, gap aylantirishdi. Keyin Aziz Misrning ayoli ularni to'plab hammamiz yaxshi bilgan qissa Yusuf alayhisalomga chiqdi. Vaqolati xuruj alayhim. Ularni oldiga chiqqin dedi. Keyin chiqqan paytlarida ular har birini qo'liga bittadan pichoq bergan. Mevachi va boshqalar qo'yilgan, o'zini mevasini o'zi archib o'tirganda Musa Yusuf alayhisalom kelib qoldilar. Hangmang bo'lib ular hayratdan qo'llarini kesib olganlarini bilmay qolishdi. Bu bo'lishi mumkin bo'lgan narsa. Shunda bu kishi aytmoqchi bo'lgan voqea nima? Voqelik Yusuf alayhisalomni o'sha jamolini Aziz Misrning ayoli ham o'shda o'tirib birga ko'rgan. Lekin u qo'lini kesgani yo'q. Chunki oldin ko'p ko'rgani uchun ko'nikkan bo'lgan. Ammo bu ayollar birinchi marta ko'rayotgani uchun ular shunga o'zlarini yo'qotib qo'yishdi. Shunga o'xshagan bo'ladi demoqchi. Mana yuqoridagi tamkin va talvinni farqi. Ya'ni Alloh subhanahu va taolodan keladigan voridlar, qalbiga keladigan insonni ma'nolar masalan ma'rifatlar yoki g'ayb olamidan nimadir insonga hosil bo'lishi mumkin. Alloh taolo birorta xabarni qalbiga solishi mumkin.
Bir kalbide nurlanış payda bulundu. Kur'an-ı Kerim'i okurken de mesela koşumça manalarını Allah ilham kıladı Hazreti Ali'de bugün deyip. Yine başka keşiflerini verişi mümkün. O çende şu derslerle adetlengen kişi özgürlüğü. Adetlenmeyen kişi olsa özgürlük kaladı. Özgürlük kaysa yani tasarlanmadı. Mesela heyecan basışı mümkün. Çünkü yok şeyin halatı buluşu mümkün. Demek ki şunu hem telvin ve temkin deyip etse bulur demek ki. Biz yukarıda etkenimiz dedik, Musa aleyhisselam ile Resul-i Ekrem aleyhisselatü vesselam'ın ortalarındaki farkını şimdi okşatıp etmek için. Özü Yusuf aleyhisselam ve ayarlar gap kılışken peyti de Züleyha'nın. Ya ki Aziz Mesut'un ayarının meşgul ismi o Züleyha. Fatime diyenlerin var. Gap kılışken peyti de Kur'an-ı Kerim'de ne dedi? فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ Onların mekirlerini işitkeç değil. Bu mesela ne diyeyim oladı? Onlar etken oladı ki قَدْ شَغَفَهَا حُبَّ Bu yüreğinden olup koyup diyor bu Aziz Mısır'ın ayağını yiğiti hadımı değişken oladı halas. Bunda ne mekir vardı? Adli gap bu. Kur'an-ı Kerim'de mişmiş demeyen mekir de etken. Ne mekir mekir de etken deyse Ali kuşturunu kuş bulundu deyip Züleyha bilgen ulanın gapıdan muradını. Ulanın gapıdan muradı Züleyha'nın tane kılıç bu gelmez belki. Yusuf Aleyhisselam mı? O sarayda hizmet kıladı diyor. Ula taşkardaki adamlar o. Sarayda her kim kere olur muydu? O Yusuf Aleyhisselam'ın tarifini işitkenden ki kaniydi bizden yakın adam bir de kursu gidiyor deyip kalışken. O şey gitti biz gelin bir kursa dese yerleşmeydi. O şimdi ap geliş için gap çıkarışken deydi. Tayin ki Züleyha seller beni tane kılıyken Yusuf mana mana bu deb ko'rsatsa-yu bizdan bir ko'rib olsak. O'zini oqlamoqchi bo'lib ko'rsatsa-yu bizdan bitta ko'rib olsak degan nimani hiylani qilishgan ayollar deydi. Rasul akram alayhisolatu vasallam Oyisha radhiyallohu anhoga antunna sawahibu Yusuf deganlar. Sizlar Yusufni sahobalari sizlar deganlarda qaysi ma'noda aytganlar desa shu ma'noda aytganlar. Abu Bakr Siddiqqa aytgan imom bo'lsin. Abu Bakrga aytgan imom bo'lsin. Deseler ya Resulullah bu kişi Ebu Bekir köyünü boş adam yığla var dedi. Ahirge lahzeleri de. Mihrab'da siz o lüzeye çıksa özünü tutan mıydı? Avazını eşittiren mıydı? Ebu Bekir'e etkiyle etiyler imamlıkı otursun namazı. İki mette, üç mette kayıtlar gelirler denken Hafsa raziyallahu anh'ını unda Ayşe raziyallahu anh'ı. Resulullah'a etkin Ömer çıksın onu unge. Ebu Bekir'in unge. Akuvat o kişi mesela şicaatı küçülük, uzun tutuşu, müstahkem o adam. Deyip ki Hafsa raziyallahu anh'a barıp Resulullah, ya Resulullah Ebu Bekir şuna kadar köyünü boş adam, Ömer çıksın mı deyse şimdi Resulullah Ekrem aleyhisselatü vesselam açılır ki ya. O çünkü hep etkiler. Sizler Yusuf'un sahibaları siz. Kayısı cahitten okşatkenler. O yada okşatken derseler şu ki Yusuf'un Ali'ye ayarlar körmahçı buluşken peyti de Yusuf'u bırak görse gidiyor ki bizden deyse içi de gap etken bular. Lekin içi de o şu gap, tırı da başka gap etişken. Tırı da başka gapını ayetip, içi de başka gapını oylaş. Başka gapını, bir gapını oylayıp, taşı da başka gapını ayetiş. Ayolların tabiatı var. Ayşe raziyallahu anh'a hem Ebu Bekir Sıddık raziyallahu anh'a çıkmasını deyken peyette yığla var adı, avazını eşitirmeye kalıp diyen gapları asli içi de gapmez. Asli içi de gap, dedem çıksa Resulullah'ın onu diyor. Resulullah'ın onu diyor. Kim çıksa hem ağzı adamla yaman körü. Dedem yaman körü konuşmasın diyor aslı. O kişinin içindeki oy. Aslı içindeki oy dedem Ebu Bekir radıyallahu anh'u. Bu Ebu Bekir köyünü boş. Avazını eşittiren yok oladı, yıkıla var oladı diyen gepler. Bunlar hepsi gepini çıralıyaştırışı bu yani. İçinde oylayken derseleri ağzı sizi onu diye kim çıksa hem adamla yaman körü. O şu yaman körülediğin dedem babasının başkası olsun diyeken bu dedi içinde. Çünkü Resul-i Ekrem aleyhisselatü vesselam etkiler ki sizler Yusuf'un sahabeleri siz diyorlar. Yusuf'un sahabeleri şu iş tıkıyan. Yani içinde başka yapma oylar. Taşırda başka yapma etken. Çünkü Kur'an-ı Kerim bir mekkirihinle, onların mekirlerine eşitken. Bir kavlihin demez. فَلَمَّا سَمِعَتْ قَوْلَهُنَّ يَكِ بِي قَوْلِهِنَّ demez. Onların sözlerini eşitken demez. Bir mekkirihinle, mekirlerini eşitken demez. Deyip Kur'an-ı Kerim mekir deyip etken. Çünkü içi de başka yapma oylayıp, taskarda başka yapma yapılıyor. Çünkü bu ayarların tabiatı ki bu arada o da başkır ilkelerden yeterli hazır. Bu mavzudan taşkarıyım, ismi kip kalıp ettim. Şu vakiyede Yusuf Aleyhisselam'ın
Körgen ayollar birden özlerden ketip karıştı. Huddu o şey körünüştü Yusuf Aleyhisselam'ı körüp türgen Züleyha özünü yok atmadı. Bu biz gene men etmekçi. Bu yerde Züleyha veli zat edi, temkingi etken demekçi mez. Bu, bana şu haletini karakin deydi. Birinci mette o şey cemalini körgen adam dehşet geçiş yaptı yu, izdirap geçiş yaptı yu, cemalge örgengen adam hatırcam durdu mu? Bana şuna kabul edi. Telvin egesi bilen, temkin egesinin farkı demekçi halas. Düşünürlüyüm. Bilgin ki enne tegayyura bima yelidu şu midi? Alel abdi innema yekunu li ahadin li ahadi emrayn. Şimdi bendege varid bugün halette kalbige o şey türlü varidler kelgen peyti de onda uzgarış payda olsa iki işten birden boladı. Kaysi cehetten dese kelgen varid o tökçülüğü boladı mesela birden kalbige havf düş boladı. Ha? Birden kalbide mesela tozahını kıskı boladı. Ya ki birden kalbige şavuk tolup getirdi. Mesela. O şu varidinin kuvveti yani ki kuvveti baland pastligiga qarab bo'ladi. Bir jihatdan. Ikkinchi jihatdan o'sha vorid kelayotgan qalb egasining o'sha qalbining ruhining baquvvatligi yoki quvvatsizligiga qarab bo'ladi. Shuning uchun katta ma'rifatlar kelsa ham ashobi kiromlarda qalblarida o'sha voridlar bo'lsa ham ruhlari qalblari baquvvat bo'lganidan ular tebranmagan. O'sha ma'rifatlar, o'sha nurlar boshqa vali kishilarda hosil bo'lgan paytda ular jazbaga tushib qolgan masalan, ba'zilari xushidan ketib qolgan, ba'zilari masalan terlab ketgan va hokazo bo'lgan. U o'sha kishining quvvatiga qarab bo'ladi bir jihatdan. Quvvati baland pastligiga, ikkinchi jihatdan voridning kelayotgan voridning quvvati past balandligiga qarab bo'ladi deydilar. Abu Ali Daqqoqdan eshitgandim, aytgan ekanlarki أصول القوم في جواز دوام التمكين تتخرج على وجهين أحدهما لا سبيل إليه والوجه الثاني أنه يصح دوام الأحوال أصول القوم دمرت تسوف علماء لرنين قايدة سيكولة تمكين حالة دبعتكو بزا شو تمكين حالة تمكين حالة دا بردواملك بولدن بميدن Bunda iki kıl gap etişken, tetekarrucu ala vacayın. İki kıl karış var. Birincisi, ahaduhuma la sebileyle. Yok temkinini, berdevamlığını ilacı yok. Delilini mediyse Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam, Hanzala raziyallahu anhu ve Ebu Bekir Sıddık raziyallahu anhu kirib etken şikayetleri de, Hanzala münafık bu oldu diyenleri de. Nime bu oldu deseler, sizi yanınızda oturgenimizde cenneti, dozakını gözümüz bilen kurgen diye bulamızı, keyin tashqariga chiqib ahli ayol bilan tirishchilik bilan band bo'lib hammasi unutilgan deb qoladi qalbimizda. Desa la baqitum ala ma kuntum alayhi meni oldimda qanday bo'lsanglar o'sha holatda qolsanglar agar tashqarida qolganinglar dedi. Farishtalar kelib sizlar bilan qo'l berib ko'rishardi yo'lingizda yu to'shagingizda dedilar. Shunda aytgan gaplari ya hanzala walakin sa'atan wa sa'a ey hanzala Gah undah, gah bundah buladı deyip koydular. Gah undah, gah bundah buladı degenlerden demek temekkün, temkin halet. Yani kalpte Allah subhanahu ve ta'ala'nın sertaneti daima hükümran bu türüsü haleti berdevam bu meydi. Ben de gahı da uzun ihtiyaçları hayatını teşvişleri araylaşıp yani ki ibadetine kayıtıp yani huşu huzu bulan bulup yani uzgarıp türedi deyip etişedi. Birinci deliller şu, sa'aten ve sa'a degen sözleri delil. Bu temkinini devam etmeye degenlerine delil. Yani devam etmeye degen kaysanlardır. Sürüm geliyor. Bir dakika ham üzülmezsen temkin haleti kalpte türedi mi degen savalga cevap ediyor. Türmeydi diyordu. İkinci delil, li vektun la yese'uni fihi gayru Rabbi. Şimdi benim özümge has bir vaktim var ki, o şu vakitte Rabbimden başka narsa sığmaydım bence. Yani Allah'ını özü bilen bulamam başka narsanı sığdıramıyım ben. Başka bir metinde, Hatta perişte hem deyip etken cahileri var. Mukarrab perişteler hem. Degen cahileri var. Şunda indi bu yedeki delil uzlarının has vakitleri buluşu. Bu de has vakti var diyen ne diyen? Başka vakitte o şey halet bulmaydı diyen. Yani has vakitte Allah bulan bulamayan başka hiç kim sığmaydı dediler mi?
Başka vakitte demek ondan başka halette buralar demek temekkül haleti berdevam keçmeydi. Kişi mütemekkim olup nefsi terbiye tapken bilen kalbedeki Allah subhanahu ve ta'ala bilen bugün bağlıklık haleti sürüngeli türmeydi. Demek için. Lekin bu hadis, bana bu hadis, bu metin yok. O zaman aslında muhadislerinin nezdinde bu metin makbulmez. Ama mezmunu var. Tirmizi rahmetullahi aleyhine rivayetlerde kerediyim ama Tirmizi'de. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam üyüdeki vakitlerini üçge bulardılar. Özlerine ihtiyaçları, ahirlerine ihtiyaçları ve Rabbilerine bile birge buluşken geldiler. O yüzden de hem demek üçge bölüngen buladı. Bir kısmı da yine Allah bile yani ber devam kalpleri üzülmeye birge obturgen buladı. Bendliği Allah bile buladı. Başka vakitte bendlik özü bile başkaları bile buladı. Bu olanı hakkı için diyebdi. Bu birinci gef ne geleni? O olanı deliydi. Şimdi ikinci gap kavul egeleri ayırdı ki, temkin sürünkeli devam etmeydi. Birinci kavul egeleri. İkinciler devam etmedi dedi ikinci kavul egeleri. Yani birinci kavul egeleri temkin haleti yani. Umumen beşeri ahkamlar yani, beşeri talepler, insanın nefs talepleri mutlaka yok olup, yalnız Allah subhanahu ve ta'ala bilen kalışı, berdevam olmadı insan, özünü hayatı bilen meşguluptur dedi. Berdevam bu mıydı dese birinci kabul edilir. İkinci fikirdekiler dedi ki yok, devam etmedi. Çünkü o halden dur dedi. Yani telvin bir haletten ikinci halet götürsün, biz halını öttük, mekamını halını öttük. Çünkü o halden dur, hal devam etişi mümkün, mekam gelen. Yani ki o halı da ikinci istilakı göre. Çünkü dediler, ne için dese? لِأَنَّ اَهْلَ الْحَقَائِقِ اِرْتَقَوْا عَنْ وَصْفِ التَّأَثُّرِ بِالطَّوَارِقِ والذي في الخبر أنه قال لصافحتكم الملائكة فلم يعلق الأمر فيه على وجه مستحيل هذا دلالك حقيقة إجرار يعني شريعتنا الله سبحانه وتعالى أحكام لنا أزدرد طول تطبيق قلب الله استجن حقيقتنا طب كان كشلر يا كي طب ديان كشلر طوارق يعني تش الله تعالى ده كده ديان شو والد لر قلب ده حاصل بولا ديان تليت يقولرنا tasiriga tushmaydilar. Balki tinimsiz ko'tarilib boradilar. Xabarda biz siz yuqorida dalil qilgan xabar bor-ku. Farishtalar sizlar bilan ko'rishar edi, lekin birdan mundoq deb turib dalil qildingizmi? Tamkin holatini bardavom bo'lmasligiga. Ayni shu hadisni o'zida tamkin holatini bardavom bo'lishiga dalil bor. Nima dalil desa aytadilarki, farishtalar kelib sizlar bilan ko'rishar edi dedilar. Şundan nima bo'lsa ko'rishar edi dedilar. Nimaga bog'ladilar o'sha narsani? Masalan, sen qo'lingni tugatganingda senga mashina berardim dedingiz misol uchun. Bir ishga ikkinchi ishni bog'lab qo'ydingiz. Bu yil xatmiga o'tsang yoki bu yil maktabga kirsang yoki bu yil maktabda hamma fandan 5 olsang umriga olib olardim dedingiz. Shunda bir ishni va'dani bir İşke bağlı koydunuz, doğru mu? Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam periştelerini kelip siler bilen kuruşardı kol verip. Köşeginizde hem yolunuzda hem dediler. Şu işini nemege bağladılar? لَوْ بَقِيْتُمْ عَلَى مَا كُنْتُمْ عَلَيْهِ Beni aldığımdaki halette devam etkeninizde, kalanınızdaydı dediler. Bağlayan periştelerde müstahil yani namümkün nerseye bağladılar mı, mümkün nerseye bağladılar mı? Mümkün nerseye bağladılar. Mesela siz oğlunuzga aytasiz ki, bolam, bu yıl maktabni 5'ga bitirsen, senga mashina beraman desiz, yoki uylab qo'yaman desiz, mümkün narsaga bog'lagan bo'lasiz. U haqiqatda o'sha hammasini 5 qilib mashinaga yoki kelinga erishishi mumkin. Lekin bolam, bu yıl oyga uchsang, uylab qo'yaman desiz, siz imkoni yo'q narsaga bog'lab qo'ygan bo'lasiz uni. U uylamay qolib ketadi. Yoki mashinasi qolib ketadi. Yani ki siz ki adam sen kaçan senden kanat çıksa o şende seni üyleyemen desiz. Bu o adam üyleme ötket edin. Yani o şey siz onu nemege bağlayakkeniz? Mümkün nersege bağlayapsın mı? Yani namümkün nersege bağlayapsın mı? İkinci fikir egeleri o şey hadisten delil alış yaptı. Dedi ki Peygamberimiz Aleyhisselam namümkün nersege bağlayakalleri yok. Belki mümkün nersege bağladılar. Mümkün nersene miydi? Ben yanımda kays halette bozsa kalbiniz. İmanınız, yakiniz. O şey halette devam etseniz de
dediler. Mümkün müdür? Mümkün dedi. Çünkü Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam özleri o şehalette dediler. Demek bu yerde Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'ın tembihleri buladı ki hali erişiz mümkün şu narsaga. Degen tembihleri buladı. Demek erişiz mümkün dediler mi? Demek temekkün haleti sürünkeli devam etişe mümkün. Çünkü mümkün narsaga bağladılar da diyebdi. Bu mevzu tügedi. Yani iki hal fikir vardı. Temkin halet yani benden beşeri sıfatları yani nefs istekleri tole yok bulup Allah Teala Allah Subhanahu Teala'nın emrine tole teslim buluş haletine yetse şu adam temekkün yetken bulur. Şimdi bunun ulamalar cevap verdi. Şu berdevamlık degende daimi Allah Teala'nın kalbi o bendenin kalbinde Allah'ın serdaneti daim duruşu. Yani onun vücuduna Allah Teala'nın yadı hükümran bu kalışı, şu temekkül halet. Şu indi üzüledi mi, üzülmeydi mi dese, bu ikinci kavide kadar üzülmeydi dedi. Lekin onlara saval verildi, itiraz verildi ki, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hakkıları da, işte İmam Tirmizi'nin rivayette geliyordu ya, üyüdeki vakitlerini üçge bölerdiler. Bir kısmını uzlarını hacetlerine, bir kısmını ahirlerine hacetine, bir kısmını Rabbilerin münacatine hacetlerdiler diyebdiler. Demek Allah'dan başka nasıl böyle şugurla yaptıklar o. Kana kılıp indi o siz etkendik sultanul hakika yani ki temekkün halatı berdevam sürünkeli devam etti deyse cevap verildi ki yo aynı o şey uzlarına ihtiyacları bulan şugurlengen payetleri hem aynı ahillerine ihtiyacları yürgen payetleri hem sayıkıyan payetleri hem aynı sultanul hakika hükümüne oturuyen burada. Çünkü ularını hem Allah subhanahu ve ta'ala'nın emri yüzesinden kıladılar. Allah Teala ahillerinin hakkını yüklegeniz zimmelerinde o şey haklar varlığı yüzesinde. Nefsinin hem sende hakkı var dediler mi? Nefsinin hem bizde hakkı var. Ahlimizin hem hakkı var. Koşunumuzun hem hakkı var. Bravo mihman kese mihmanın hakkı var. Mihmanga barsak mezbanın hakkı var. Yoluksak her bir Müslümanın, Rubaradaki her bir insanın hakkı var bravo yoluksak. Koşunumuz olsa koşunumuzda hakkı var. İnsanların hakkı var mı? Şu haklarını Allah belirleyen mi? O şey haklarını öteş üçün kılıyken hareketiniz hem Allah Teala'nın emrine teslim buluş cümlesinden dur. Demek bu temkinin devamı bu. Fakat yine niyet şart bunda. Ve sizin muntalakiniz yani siz sizin o şey işlerde undayken türtüke Allah Subhanahu ve Teala'nın razılığı bulsa bul. Ahalli hizmeti hem, farzallarını oynatacağım. Yani ki bir mihman kütüş güzelteceğim hemmesi. Allah Subhanehu ve Teala'nın razılığı için ve Allah'ın yadı bilen kalinletken iş buladı. Neticede temekkünge halal vermeydi. Belki temekkünün devamiliği buladı bu. Diye bir cevap verelim. Demek şu gel, o kişi irade kıyam bana. Şimdi başka bir nüktege urgu vermekçiler ki hadis-i şerifteki. وَمُصَافَحَةُ الْمَلَائِكَةِ دُونَ مَا اُثْبِتَ لِأَهْلِ الْبِدَايَةِ مِنْ قَوْلِهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اِنَّ اللّٰهِ اِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ اَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَصْنَعُ. Başka bir hadis-i şerifte Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam ettiler ki perişteler talib-i ilminin ayağı astığı kanatlarını yazıp durdular. Onun kılıyken işe razı bugünler dedi. Dediler yani ki talib-i ilmi yolu yazıp durdular dediler misal için. Talib-i ilim için dediler bu yerde. Bunda o şey Hanzala raziyallahu anhu'ya etkenleri dedik periştiler sizlerinin yolu ileride sizler bilen gelip görüşlerdi degen dakika görüşün bu ya dese ona kamesli etti. Ondan başka bu bidaye ahli yani adli talib-i ilimge hem böyle diyen halet bu. Periştiler sizi talib-i ilimde basıp getirirken kademinizde yolu izde periştiler sizge kanatlarını yazıp duredi. Sahih hadiste ki yani bu. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın. Az kanaka makamda yürgeninizde az şundan beri siz böyle. Lekin bu yazılışı siz bilen gelip görüşmez. Bu yerde indi kanatlarını onge yazıp durediler degenlerden belki tepesige sayı kılıp yazıp duruş düşünürler.
Belki yanına onun himayesi için yazıp duruş düşünürler. Kâfiyet kandak bilmiyemiz. Ama talib-i ilim mi? İlim için yazıp durdular. Bu Hanzala raziyallahu anhu gaitilgenlik yollarınızda Erişlerine gelip kuruşarıdı digenden başka nersem. Onda hakikati gelip kuruşar. O siz kuruşarız. Onda. İnsan bile kuruşken bak. O digene, o Erişte bile şunçaki kuruş kalas. Demokçu bu megenler Resulullah. Sizge gayb açılarıdı digenler. Mezmunu şu. Aslı bu hadisinin mezmunu şu. Bu Hazreti Raziyallahu anhu'nin hadislerindeki mezmun sizge gayb açılarıdı. Melekut alama açılarıdı digenler. Yani siz eğer mene alımdaki yakinde ber devam bulsayız. Çünkü melekut alamı yakinden açılarıdı. İman ve amelinin küçük kuvvetinden yakin küçeyse şundan açılır. Ama fakat zahiri amelge çekilengen adam bunu tasavvur kılalmıyor. Aşırı var diye, ala dedi. O adamların akliyeti maddeye çekilengen hudasız keyfiyetteki adamlar böyle. Ama Allah'ın imanı var, ahiretki imanı var kişiler bunu asan kabul kılır. Bu bu adli inerse kısablanır. Kısmen o da adli yani akıl gezitmez demek için. Sahabe-i kiramlarda şuna yetiştirdiler. Ne diyen o peygamberden başkalarına hem gaybden nimedir açılışı mümkünlüğünü gösterir. Gayb alemin sizi közüzdeki görünüşü mümkünlüğü gösterir. Kaysızdır halette buluşu mümkün eken. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam şunu ne diyebilirler. Eğer beni aldığımdaki yakin, beni aldığımda bugün haletinizde dediler. O şu halet ne miydi? Hanzala zikir kılgın haletiydi. O kays haletiydi. Dozak bilen cennetini gözümüz bilen kılgın diye o kütemiz size alıcıda oturgen dediler. Yani iman ve yakinini kemalına ettiler. Yakin, gayb alemine nisbeten bana bu mahsus yani maddi alemine bugün işanç bulsa yakin buladı şu. Göz bile körüp durgen derseniz o yüzü rubalenizdeki divar yok ki üyünüzü körgen de ka anık cennet ve dozakını körgen diye bu ketemiz dediler. Eğer o şey yakinde devam etseyler dediler. O şey yakinde devam etseyler hakikati körüne dediler. Gayb alemi hakikaten sizlerle açılır dediler. Resulullah Ekrem Aleyhisselam. Hadis manası şu. Ferişteler gelip görüşürler dediler. Misal o ferişteler. Şimdi o şey halet. Bana bu talib-i ilmi yönünde ferişteler kanatlarını yazıp duruşlardan başka halet o. Demekçi bu muallif. وَمَا قَالَهُ عَلَيْهِ السَّلَامِ لِي وَقْتٌ فَاِنَّمَا قَالَهُ عَلَى حَسَبِ فَهْمِ السَّامِعِ وَفِي جَمِيعِ اَحْوَالِهِ كَانَ قَائِمًا بِالْحَقِيقَةِ Şimdi bu kişi yukarıdaki hadisini benim muayyen vaktim var, Rabbim bile birge böyle degen vakit sözlerini biz o sözünün derecesini ettik. Şunu şaklamakçılar ki demek Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam hem Allah subhanahu ve ta'ala bile birge buluşları, Allah bile münacatte yani ki Allah ta'ala'ya bağlanışları muayyen vakitlerde yine bugün başka vakit Allah'dan üzülüp yürgen miler? Demokçu, degen gümünge barmakin demokçu. Belki bu eşitiyken adamı fahmike yakın bulsun için şunu diye degenler aslede berçe haletlerde hakikat ukşide kaim bugen. Yani ne degen? Kalplerinde Allah Ta'ala'nın zikri daim bugen degen. Uklamagenlerde bunge delil ozu. Gözüm uklaydı yok, kalbim uklamaydı degenler. Demek ki kalpler uklamaydı. Bezot Ali denmez. Allah'dan üzülmegeni den. Çünkü uklagenimizde kalp her kanaka halette zikir kılışız mümkün uygulaganda tohtap kalır. Ama Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'da o şey uygaklık, Allah'a bağlılıklık, berdevam bu gönüden kalpleri uygulamaydı. Tenamu ayni ve la yenamu kalbi de metkenler meşhur hadis. Demek bundan bilemiz ki Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'da temekkün haleti yani Allah Ta'ala'nın yadı o kişinin kalpleri de uğrunem türgen haleti berdevam bu. Uyguluğu, uyku haletleri de. İnne afzal gap kaysa desa etediler ki innel abde ma dame fit terakki fe sahibu telvinin yasihhu fi na'tihi ziyadetu fil ahvali ve nuksanu minha fe izâ vasale ilel haqqi bin khinasi ahkami beşeriyye mekkenahu el haqqu subhanahu bi an la yeruddehu ila ma'lulatin nefs. İndi
Temekkün kanaka boladı, telvin kanaka boladı, yukarıda etildi. En yakışı gepne aitayım mı dediler. En yakışı bir beyan. Bu iki tarif hakkıdır. Ben de madem ösüp bararken ruhi kemalatta, özünü ıslah kılıp, terakki yükselişte berdevam bularken, o telvin sahibi değildi. Yani o adam, tüslenip türediğin adam değildi. O adam mı şanıda, o adamın vasfıda o şu haletlerinin küçeyişi, pesayişi, o şu nüksanı düşüşü mümkün. Ama lakin yukarıda etkenimizdeki vasılıkça erişse ki, neyse bilen erişse de vasılıkça, beşeri sıfatlarını kemali geçişi bilen beşeri ihtiyaçlarını, yani nefsi beşeri ahkamlarını yok buluşu bilen. Bu idati ahkam diyebilirler ki, bendeni beşerilik yokup gitmeydi. Belki beşeri ahkamlar kitedi onda. Tole Allah Ta'ala'nın hükmüge boysunup kagenu için. Şunda Allah Ta'ala onu mutemekkin koyadı. Mekkennehul hakku. Allah Ta'ala onu ışı özünün makamında urnaştırıp koyadı. Kanda kılıp. Ma'lulatun nefs. Yani nefsini nasibelerdiye yana kaytarmaydı onu. Nefs tole mutmain haletiye kigen bulan. Şeriatiye kılıf narsanı kımaydımez insan. Kılıç ne halemeydi asli. Ben hazır biz, mesela çünkü günahkar abatımız var. Dost yüremize. O adamda günahkar kuvvet buladı. Ama rağbet bulmuyor. Bu imanın kemalı buladı. Kur'an-ı Kerim'de Allah Ta'ala sahabelerinin şu bilen mektege. وَلَكِنَّ اللّٰهَ حَبَّبَ اِلَيْكُمُ الْاِيمَانِ وَعْلَمُوا اَنَّ ف۪يكُمُ رَسُولَ اللّٰهِ Bilin ki Resulullah aranızda. لَوْ يُطِعُكُمْ ف۪ي كَثِيرٍ مِنَ الْاَمْرِ لَعَنِدْتُمْ Kup işte eğer sizge iriyeşken değildi, o zihniz meşakkatke düşerdi. وَلَكِنَّ اللّٰهَ حَبَّبَ اِلَيْكُمُ الْا۪يمَانِ Lekin Allah Ta'ala sizlerge imanını suyuklik koydu. وَزَيَّنَهُ ف۪ي قُلُوبِكُمْ Kalbinizge imanını ziynetlep koydu. Kandı yıkılıp, o şanı şarkı keledikin. وَكَرَّهَ اِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِسْيَانِ Sizlerge küfürünü, fiskını, aşkal günahını, hakikatte günahını. İsyanını, mehfi yayınki meyde günahını yaman kursatı koydu. Küfür yetkaddege günah. Yani Allah Ta'ala'nın biraz da haberge nisbeten kalpte şubha kamaydı. Kileniş kamaydı. Ana şu küfürünü yaman kuruş bu. Ve biraz da uçnaka şubha yayınki Allah Ta'ala'nın biraz hükmüge itikadi, akidevi meselede, biraz meselede narazilik yayınki uzunu abkaçış halatıdan yırak buladı o. Tuğla teslim buladı iman getir. O için hakkı iman getirmeyi diken bu kalışını yaman göredi. Küfürünü yaman görüş. Fiskını hem yaman göredi yani ameli günahlarını hem. İsyanını hem yaman kursatı koydu. Kalbizgi yaman kursatı koydu. Nefsizde buluşu mümkün onu kabul et. Ama kalbiniz şunu yaman görüp kaladı. Şimdi biz aynı demeyimiz bu. Misal tarikasını yakınlaştırırız. Şu ayetimiz mesela siz Muz kaymağını yaşı göresiniz. Yediğiniz, meze kıldığınız, dikin karnınızı alıp kaldı. Geçimette yediğiniz, meze kıldığınız yana alıp kaldı. Kireyken de ağızsız meze kılıyordu tamamen. Lekin aşkozun göçüşü bile aşkozunu azaplayıp dedi. Üçümette, törmette bulsun da ağızınızda tamı yakın haleti kaynışı bilen birge Muz kaymağını yaman görüp kalırsın. Nefste kabiliyet kalışı bilen birge kalp bunu yaman görüp kaladı o şu günahını. Nefs tolu taslim buladı. Lekin kabiliyeti ölüp kaladı degeni mesela. Mesela o adam karnı açmayı digen bu kaladı. Nerse yemeyi digen bu kaladı. Yani ki cinsi ihtiyacı yokup kaladı degeni mes. Belki cinsi kabiliyet küçüğe diyeyim. Belki işte hayam köp yemegen takdirde açık duruşu mümkün. Belki tanesi ve kuvvetlen buluşu mümkün o katı yegenden göre. Ama muhimi bu yerde nefste Allah subhanahu ve ta'ala'nın hükümlerden bir artesi ki itiraz kalmaydı. Nefste. Tilde bulsa insan o imandan çıkıp kaladı. Nefste kalmaydı. Söyleyeyim mi? Hemesi ki kolu tola kalp teslim. Bana şunu sahabe-i kiramlarının sıfatı şu. Şuna et yaptılar bu kişi. Nefs ahkamları, beşeri ahkamlar yok buladı, perçelenedi degeni şu. Çünkü لو يطيعكم في كثير sizlerge itaat kılganda peygamber aleyhissalatu vesselam onda yaxşı emasdi. Demek sizler
de bu kişini olib kelgan amirlariga, shariatlariga xilof narsalar bor edi degan. U itoat qilganda yomon bo'lardi degan ma'nosi. U kishi lekin sizlarga Alloh taoloning tavfiqi bilan yetkazgan iymoni va sizlarni Alloh taolo iymonni sizlarga mahbub qo'yish bilan sizlar aksincha qiyinchilikdan saodatga erishdingiz. Uni belgisi iymonni qalbingizga ziynatladi, kufrni, fisqni, isyonni sizlarga yomon ko'rsatib qo'ydi. Ulaika humur roshidun, ana o'shalar roshid to'g'ri yo'ldagilardir. Fadlan minallohi va ne'ma, Allohning o'zidan fazl va ne'matdir bu. Mabodo Alloh taolo sizga shu martabani bersa, men juda katta mehnat bilan erishganman bu martabaga demang. Fadlan minalloh, Allohning o'zini fazli bilan. Yoki nima qilsam erishaman ekan yoki erisha olmayman ekan deb ham shunga tushmang. Fadlun minalloh. Allohning fazli bo'ladi. Allohning ne'mati bo'lsanglar erishasiz. Ma'lulatun nafs degani shu. Naf ma'lulatun nafs degani huzuzun nafs degani. Nafsning nasibalari. Ana u odam nima deyaptilar? Mumakkanun fi halihi ala hasabi mahallihi va istihqoqi. فهو في الزيادات ثم ما يتحفه الحق سبحانه في كل نفس نفس فلا حد لمقدوراته اند وادم تمكين حالاتiga erishgan bo'ladi ala hasabi mahallihi va istihqoqi odam o'zi tutgan o'rniga qarab o'sha maqomiga qarab va haqli bo'lgan darajasiga qarab qiyam mehnatiga mujohadasiga qarab qaysidir darajada tamakkunga erishadi va unga ziyoda qo'shimcha yuthifuhul haqqu subhan. Alloh taolo ato qilib beradi tepasiga keyin yana. Banda qanchadir tamakkunni hosil qilishga mehnat qilsa, Alloh taolo uni mukammal qilib beradi. Va uni Allohni atosi har nafasda bo'ladi. Fala hadda li maqdurati. Allohning maqdur qodir bo'ladigan narsalariga chegara yo'q. Alloh hamma narsaga qodir. Ya'ni banda o'sha nafsni tarbiyasida, tamakkunda, komil musulmon bo'lishda qo'ldan kelgan mehnatini qiladi. Mehnatiga yarasha Alloh beradi. Va Alloh taolo qo'shimcha qilib unga o'zi har nafas hidoyatini va o'sha fazlini ato ham qiladi, tamakkunini ziyoda qiladi, o'ziga yaqin qiladi. Shuning uchun fa huwa fi ziyadati mutalawwi. Fi ziyadati endi bu odamni tuslanishi talvin holati orqaga chekinish bilan o'zgarish bilan emas, balki faqat oldiga o'sish e'tiboridan bu odamda o'zgarish bo'ladi. Bal mulawwan, ya'ni balki Alloh taolo o'stiradi uni. Wa fi asli halihi mumakkan. In o'zini asli holati bor-ku. Nafsi Allohga taslim bo'lgan holati, iymon qalbiga o'rnashib, o'sha holatda mumakkan, ya'ni mutamakkin bo'ladi, siljimas bo'ladi degan. Bu odam ya'ni ruhiy holatida tanazzul, orqaga qaytish bo'lmaydi, faqat yuksaladi. Oldingi hosil qilgan holatlari, qalbini sifatlari, ruhiy kamolotlari qo'lidan ketmagan holatda yangisiga erishadi degan. Fa badan yatamakkan fi halatin a'la mimma kana fiha qablahu. Doimiy ravishda oldingidan ko'ra keyingi maqomi baland, oldingidan ko'ra keyingi holati komilroq bo'lib o'sib boradi. ثم يرقى عنها الى ما فوق ذلك اذ لا غايه لمقدورات الحق سبحانه وتعالى في كل جنس جنس تمرد نما يكي نو بوسا الله يراتكن نرسالرده اورشا نرسالرده الله تعالى نين قدرتين چگرسي يوك الله تعالى مثلا 7 مليار يراتتي مي 70 مليار ني هم يراتو ورا بيتا قياش يراتتي مي 1000 تا قياش هم يراتو ورا bandaga tamakkunda bir nafsini ustidan bir salohiyat berdimi yana qo'shib beraveradi. Chegarasi yo'q demoqchi. Alloh taoloning qodir bo'ladigan narsalariga chegara yo'q. Shuning uchun odam tinimsiz o'sib ketaveradi. Endi ammal mustalam. Endi mustalam degani halok bo'lgan degani. Mutlaqo yo'q bo'lib payhon bo'lgan degani. An shahidihi degani qalbini holatidan mutlaqo g'oyib bo'lgan odam degan. O'zini holatidan. O'zini hozirgi holatidan mutlaq g'oyib bo'lgan odam. Al mustawfa min ihsasihi bil kulliyya. Ya'ni mutlaqo hislarini yo'qotgan, o'zini ham his qilmay qo'ygan odam. Endi bu odam jazba tutgan odam.
فللبشرية لا محالة حد. وإذا بطل عن جملته ونفسه وحسه وكذلك عن المكونات بأسرها ثم دامت به هذه الغيبة فهو محو. Endi bir odamki o'zini o'sha qalbiga kelgan ma'nolar g'aybdan nimadir Alloh taolo qalbiga ochgan bo'lsa, ma'rifat kelgan bo'lsa, yoki bir qattiq shavq qalbida paydo bo'lib, yoki qattiq qo'rquv paydo bo'lgan bo'lsa, misol uchun shu holatdan u odam o'zidan ketadi. Endi bashariyatga chegara bor. Alloh taoloni bandaga beraman desa yuksalishiga, unga chegara yo'q-a. Ammo bandaning holatida chegara bor, o'zini holatida qolsa agar. U odam butun borlig'i, nafsiyu, hissiyu, hammasini yo'qotgan holatida, shuningdek boshqa mukavvonot, boshqa borlig'i degan narsalarni ham hammasini unutgan, birortasiga aloqasi qolmagan, hammasidan uzilib qolgan, mosuvo bo'lgan holatida, shu holatda davom etsa g'aybasi uni mahvu deymiz. Demak, g'aybi inson bir o'zidan ketib atrofini his qilmay qo'yib, keyin o'ziga qaytishi bo'lsa, shu ketgani bo'yi uzoq qolib ketsa mahv bo'ladi. Endi bu odamda tamkin bor ham deb aytmaymiz, talvin bor ham deb aytmaymiz. Bu odam o'zidan emas asli. Bunda bu odam falon maqomda ham, falon holda ham deya olmaymiz. Chunki u odam o'zini holatida emas asli. Bu odam shu holatda ekan, tashrif ham yo'q, taklif ham yo'q. Ya'ni u odam shu holati bilan ulug'lanmaydi. U odam ulug' odam. Allohga oshiq bo'lishi mumkin, Allohga yaqin odam bo'ladi, ma'rifat egasi bo'lishi mumkin. Lekin shu holati bilan sharaflanmaydi. Chunki bu kamol emas. Kamol Rasul akram alayhisolatu vasallam hollari, ashablarning hollari. Har qancha qalbida ma'no o'sadi, har qancha Allohga yaqin bo'ladi, har qancha ruhiy kamolat hosil qiladi, o'zidan ketmaydi. Tushunarlimi? Mahvu bo'lmaydi u. U odamda tashrif, taklif ham yo'q, chunki o'zidomagani uchun u odam ibodatga ham buyurilmaydi. Allohumma illa an yuradda lima yajri alayhi min ghayri shay'in minhu fadhalika mutasarrifun fi dhununil khalqi musarrafun fi at-tahqiq. Allohumma illa degani magaram degani. Illa demoqchi Allohumma ta'kid uchun keladi. Illa u odamda taklif yo'q, u odam birorta solih amalni qila olmaydi, behush. Ammo illo istisno tariqasida aytishimiz mumkinki, u odamni Alloh taolo o'ziga qaytaradi ma'lum vaqtda, uni ixtiyorisiz. Ya'ni masalan, namoz vaqti bo'lganda turib, Abdulloh nasrobozimida biz oldin o'tganimiz, qushlardan ketib qolgan, namoz vaqtiga turib namoz o'qib, yana qushdan ketavergan. O'sha holatni aytyapti. Illo u odamda Alloh o'zi u odamda o'zini hukmini joriy qiladi. Qanday qilib? O'sha kelgan paytda qushini beradi, turib namozini o'qiydi, yana qushdan ketib qoladi. Shunday holat bo'lgan ba'zilarda. Bu odam mutasarrif bo'lib ko'rinadi odamlarning nazdida. Odamlarning nazdida tasarrufini o'zi qilyapti deb o'ylaysiz. Holbuki haqiqatini olganda u odam tasarrufini o'zi qilmayotgan, balki Alloh taolo uni tasarruf qilayotgan bo'ladi. Alloh taolo aytadiki, "Va tahsabuhum ayqodallohum ruqud" bu Kaf ahlining hikoyasidan iqtibos. Kaf ahli g'orda yotgan paytda mundoq kirib qarasiz, uyg'oq deb o'ylardingiz, holbuki ular uxlayotgan edi. Onuqallibuhum zata al-yamini va zata al-shimal, biz ularni o'ngga chapga aylantirib turardik. Tanalar yerga botib talofat yemasligi uchun bir xilda. O'sha nuqallibuhum deb dalil qilmoqchi. Uxlayotgan odamni Alloh taolo odamga aylantirdimi? Ular uxlayapti, umuman o'lgandek gap ularning yo'qsi. Lekin ko'rsang tashqaridan uyg'oq deb o'ylaysan. Ammo biz ularni aylantirib turamiz alam baqa. O'zlari uxlayotgan odamlar. Ashobi Kafni Alloh taolo qanday uyqusida tasarruf qilgan bo'lsa, ana u mahbub bo'lgan odamni ham Alloh taolo shunday tasarruf qiladi. Demoqchi. Vallohu billahi tawfiq, Alloh taolo o'zi tawfiq bersin. Endi Hanzala radhiyallohu anhuning aytgan hadislarida nafaqa hanzalatu Hanzala munofiq bo'ldi degan so'zlari o'ta daqiq ma'noni ifoda qiladi bizga. O'zi aslida masalan, kishilar iymonida shubha bo'lganidan qo'rqqan emas. Yo'inki birorta iymon masalasida
kalplerinde narazilik yani ki ihtilaf bo'lganini sezganmas. O kişiler yakinini düşüngen iman degen. Ana akide nima uchun kerak? İman degen de o düşüncelerini düşünmegen. Hazreti Raziyallahu anhu'nu bu geplerden biz şunu düşünemiz. Hazreti münafık oldu degen de o kişi nima nazarda tutuyordu? Yani Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın huzurlarındaki iman derecesi, yakin derecesi, taşkarıda başka nesneler bile meşgul bugün de yukarı kalı yaptı diyebilirler. O şehirde hızkıgen kalplerdeki imanını, yakinini, hakiki iman şu ikenini bilişken. Demek iman, çünkü düşüncelermez. Akide, çünkü düşüncelermez. Çünkü fikirler yığındesimez. Elbette bu fikirler asas. Lekin sizin kalbinizde onarsa uygak halette yaşa şu iman. Ala şu yakın değil. Şunu yukatkenliklerini Hazreti Raziyallahu anhu nüfak deyip baha bilgiler. Malum müddet yukat koyuyorlar. Ebu Bekir Sıddık Ham Raziyallahu anhu bizde hem var bu halet deyirler. Lekin bara bara bu az muallifinin geplerinden şunu dedi ki bara bara kişi berdavam o şey haletke erişi mümkün bularken. Şimdi o şey haletke yetkeni de ben de Allah Subhanehu ve Teala'nın hakiki halifesi gelengem olur. Bu başka bir hadis-i şerifte kelgen. Bu temekkün haleti ne mi? Temkin haleti deseyiz. وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ اِلَيَّ بِنْ نَوَافِلْ 40'inde keleden. Bukhari'nin rivayetlerinden keledi. Benden menge, men unga farz qilgan amallar bilan yaqin bo'lganchalik suyukli narsa bilan yaqin bo'la olmaydi dedi. Ma taqarraba abdi. Taqarraba degani yaqin bo'lishga urinish, yaqinlik hosil qilish degan. Bundan bilinadiki, benda farz bilan yaqin bo'ladi degan. Demak, benda amal bilan yaqin bo'ladi degan. Demak, benda Allohga yaqin bo'lish uchun harakat qilish kerak degan. Urinish kerak degan. Keyin yakın bo'lmoqchi bo'lgan odam o'zi xohlagan ishini qilib yakın bo'lsin emas. Unda bo'lmaydi. Balki men farz qilgan narsalar. Farz qilgandan murod buyurgan, qat'iy buyurgan va qat'iy qaytarganlari. Ya'ni farz vojiblar, haromlar qaytariqlar. Haromdan qaytishingizda Allohga yakın bo'lasiz. Farzni bittasini bajarishingizda Allohga yakın bo'lib bo'lasiz. Bu bitta bandaning maqomi. Bandaning bitta maqomi bu. İkincisi وَلَا يَزَالُ يَتَقَرَّبُ اِلَيَّ Yani menge yakınlık, yakın buluşta devam eti uğradı. Bin nevafil. Nafiller bilen. Nafiller de hem kaytarık ve buyruğlar zikir kılınır. Yani nafil rozalar, nafil ibadetler, nafil namazlar, nafil zikirler, nafil tilavetler. Mesela siz Bamdat'ta okuyarken Fatiha'nız vacib tilavet, farz tilavet. Nafil tilavet emas. Nafil tilavetler va hokazo. Shuningdek makruhlardan ham tanzihiy makruhlardan ham to'xtash bo'ladi endi ikkinchisi. Nafillar bilan yaqinlashish. Hatta uhibbahu toki uni men yaxshi ko'rib qolaman dedi Alloh. Demak, banda va amallarda bardavom bo'ladi shu qadarki Allohning muhabbatiga erishguncha. La yazaludan murod to'xtamasdan degan. U degani onda sonda bir qushkiyani nafil o'qish emas. Sürünkeli nafil ibadette bir devam buladı. Ta ki ben onu yaxşı görüp kalsam. Kaçan ki ben onu yaxşı görüp kalsam, kuntu sam'ahu lezi yesma'u bih işte diyen kulağı men bulamam. Köre diyen gözü men bu kalamam. Yüre diyen ayağı tüte diyen kolu men bu kalamam. O şey temekkün şu. Sultanul hakika şu. Hakika seltanetinin o kişide hükümran bo'lgani shu. Yani Alloh taoloning uning vujudida Alloh subhanahu va taoloning iymoni yoda zikri o'rnaganining belgisi bo'ladi. Qo'lim yemib qolaman, ko'zim yemib qolaman nima degani? Ya'ni u odam Alloh subhanahu va taoloning istagidan tashqari harakatu sakonati qolmaydi. Ko'zi to'g'riga qarab turibdi, nigoh. O'nga qarasa Alloh subhanahu va taoloning roziligi uchun qarayotgan bo'ladi. Nimadir gap. Nimadir o'sha ehtiyoj bilanki, o'sha qarashida Alloh taoloning irodasi xohishdirgan bo'ladi. Chapga qarasa ham shu.
Bir işini kısa hem şu. Bir pul sarflese hem şu. Otursa hem tursa hem. Hem hattı hareketleri Allah subhanahu ve ta'ala'nın razılığı için sadır bol ediyor mukkala. Ve Allah ta'ala istegen surette yine hareketlerine diyor mukkala. Bu mesela tohtaydı. Tohtaşıyam Allah için bol edi. Hareket ham. Bunu ihlas kemal edip şuna yetişir. Sahlu ibn Abdullah etkenlerine deyip. Şu adam mı Allah Ta'ala'nın isteklerini yeryüzünde icra kılıçtan başka mühimmesi, vazifesi kalmaydı. Ozu kalmaydı. Onun varlığı Allah Ta'ala'nın tasarrufu ötken bile böyle. Yani Allah Ta'ala'nın hakışı bile hareketlerine diyor. Kulak, bu tuhtaya diyor bile. Şunu, şu adamın nefsini mutmainne deyildi. Şu imanını kamil iman deyildi. O şey mu'minni, mu'minni kamil deyildi. Şu insandaki türkünü hakiki ihlas deyildi. O şu adamı temkinge erişken deyildi. Düşünürlüğü mü? Ve onu işte diyen, kulağı köre diyen, közü öp kalemen diyenin ikinci manası. O benden ne mi hareket kısım, ben özüm yollep duramen diyen. Özüm becer veremem hemen işini. Ne mi iş kısa Allah Teala onu işini doğrudan doğru asan becer verirsen. Sebep de özge teşemeydi. Sebebi de daim bereke verip duradı. Sebep de özde kalmaydı o adamın iş hareketi. O adamın iş hareketinde daim Allah'ın inayeti görünedi. İtibara ehemmiyet verip durganı, şu bendenin işlerine yardım verip durganı görünedi. O işi işse hem, görse hem, şunda buladı. Hemen hattı hareket edildi. Bu adam kamul, mumun bugün buladı. Şunu alayım. Şimdi bu degeni, yukarıda etkenimizdik, o adam fakat mihrapta oturuyordu degenimiz. Adamla bile yaşıyordu. Yukarıda etkenimizdik, hatta şu ailesindeki hattı hareketi hem, savdadaki hattı hareketi hem, hemesi Allah'ın yardımı bilen ve Allah Ta'ala'nın razılığı için hareketleniş bilen sadır bulur. Mele bu kişi Allah Ta'ala yeryüzünde halife buluşunu irade kılgen kamil insan var. Kim bundan o adamda kim çıkadigen netice Allah Ta'ala ve daim bağlı bulgen için o kişide marifet hasıl olsa bu insanda Allah Ta'ala'nın yadiden marifetinden, ilminden bir nerseler sadır olsa kalbide marifetler nurlar. O adam şimdi tebrenmeydi. O adam özgürsüz türü aladı ki. Ashab-ı kiramlarının küpleri de şu halatını güzeltişiniz mümkün. Hazreti Ali raziyallahu anh, Hazreti Ömer de hem, Ebu Bekir Sıddık raziyallahu anh, başka sahabeler de hem. Ubey ibn-i Ka'b raziyallahu anh'ın biz ötken seferim etken gepleri. Kimi ki yeterlep uygunsa yu asasi oyu Allah bu mese, asasi oyu teşviş. O Allah denmez diyen. Şu derecede Allah Subhanahu ve Taala'ya bağlanıp kalış, şu mana şu temekkül. Özellikle o yeterle pürgen de birinci size giyen nesne ne olur? Ya ki hiç nesne kemiydi insan gibi. Ya ki keseyen bir keçkulun öyle vetken nesnesi, ya ki derse keçkulu yapmak, ya ki bu nesne şu yakışıkan nesnedir. Yani ki diyelik nanuşta kalış, bir gün nemeyi ben iken, pul geldim iken, gaz yok, manasiyet yok, tarat kanakalı ben iken, şu yakışıkan oylar bulur. Lakin o şey oylarını hemen basıp getirdi degen, o hiç insanın oylamasını degen demez, lakin esasi teşvişi, esasi oyu Allah'a bu karış gerek. Biz bunu bazı haletler degen, misallar bile ayet alemiz. Misal için, bir kişi atası vefat etse, o şükürler fakat atasını oylaydı. Şu yem ki dedi, yatsa hem türse hem atasını oylaydı, derazıdan kirse hem atası oturgen bir okşu oraya. Şu adamın kalbinde o şey muhabbet, oranına geleni belgesi. Lakin sekin sönüp getirdi. Yani ki bir adam aşık olsa, gecesi, gündüzü hayalinde meşgul duruyordu. Uğulasayım, tursayım, otursayım. İtti ben dururla verince aşıkını oylu, meşgulunu oyluydu. Bana şu duygular, bana şu bağlanışlar Allah'a bulsa, ana şu kişi veli bulur. Şimdi bu masada Allah denmez diyebilirler Ubey ibn-i Ka'b raziyallahu anh. Şu gibi Ubey, Hazreti Ubey etkenleri Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam ashablarının şimdi talim belgelerini bilgisi bulur. İbn-i Mesud'a metkendir. Kimi ki uygunsayı, teşvişi, uyu Allah olmasa Allah denmez degenler. İbn-i Mesud raziyallahu anh. Ashab-ı kiram şunu yeter diye topkirler. Öyle bile yaşa uğraz, hemen iş kötü uğradı. Lakin sizi hareketlendirirken içinizdeki küç, türtki, yalnız Allah subhanahu ve ta'ala'nın uzun kalır.
Birovga gapirsangiz ham, bir gapdan qaytsangiz ham, bir ishni qilsangiz ham, bir ishdan to'xtasangiz ham, hammasida yolg'iz Allohni o'yi bo'ladi. Mana shu kishi Allohning valisi bo'ladi, shu kishi tamkin ahli bo'ladi. Tushundingmi? Subhan rabbika robbil izzati amma yasifun va salamun alal mursalin walhamdulillah. Keyingisi inshaalloh qurb va bu'd, ya'ni Allohga yaqin bo'lish, uzoq bo'lish haqida bo'ladi.